Evet, efendim yine siyaseten programındayız. Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Biraz önce bildiğiniz gibi İstanbul Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'yla Esenler'i, İstanbul'u ve tabii ülke gündemini konuşmuştuk. Şimdi de yine birbirinden değerli konuklarımız, Kütahya'dan konuklarımız var. Kütahya temsilcimiz Sayın İhsan Tunçoğlu'yla birlikte Kütahya siyasetinde önemli bir isimle Hasan Fehmi Kınay, Türkiye Tarım Kredi Yem Fabrikaları Genel Müdürü şu anda Sayın Kınay ve Mete Tetik, yine iş adamı ve aynı zamanda turizmci, iş dünyasında yine önemli bir isimle Kütahya'yı, Kütahya ekonomisini, koronavirüsün şu andaki ve önümüzdeki dönemde Kütahya ve ülke ekonomisini etkilerini konuşacağız. Sayın Vekilim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, zaman ayırdınız. İnşallah ülkemize, memleketimize faydalı olur bu program. Mete Bey, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben de hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi günler. Peki, teşekkür ediyorum. İhsan Bey, merhabalar. Merhaba Adem Bey. Ben de sayın konuklarımıza, vekilimize, sayın genel müdürümüze, sayın Mete Tetik'e hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Adem Başkan'ın söylediği gibi. Çok memnun olduk biz de. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, sizden başlayalım isterseniz. Hem geçmişte önemli siyaset adına çalışmalarınız, hizmetleriniz vardı. Hem de şu anda zaten hem Kütahya hem ülke gündemine hakimsiniz. Şu anda yaşadıklarımızı dikkate alırsak, neler yaşıyoruz, bizleri neler bekliyor? Kütahya ve ülkemizi sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, gerçekten önemli ve zor dönemden geçiyoruz ülke olarak. Tabii ki il il koronanın etkileri farklılık arz ediyor ama genel anlamda alınan tedbirlerden, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlardan Türkiye'nin her bir parçası dünyada olduğu gibi etkileniyor. Bu doğrultuda tabii ki hükümetimizin almış olduğu gerek sağlık açısından çok ciddi önlemler var. Bir taraftan da ekonomik anlamda da bazı önlemler gündeme geliyor ve peş peşe alınan önlemler uygulamaya başlıyor. Şimdi bu anlamda belki Türkiye ve Kütahya gündemini değerlendirecek olursak, sağlık açısından baktığımızda ben dün Sağlık Müdürlüğü'ndeki yetkili arkadaşlarla görüştüm. Çok şükür Kütahya, yani 55 civarında bir hastanın olduğu, salgından etkilenen hastanın olduğu, bunlardan bir tanesinin sadece entübe noktasında yoğun bakımda olduğu, geri kalanların da bir şekilde tedavilerini devam ettiğini ifade ettiler. Bu koronavirüsü nedeniyle vefat eden bir tek Simav'dan bir vatandaşımız var. Onun dışında Kütahya bu konuda salgınla ilgili gerek alınan tedbirlerin uygulanması konusunda gerekse yaşanan bu gelişmeler ışığında daha şanslı olduğunu düşündüğümüz illerden biri. Tabii ki Kütahya ve bizim buna benzer küçük il olarak ifade ettiğim, yani büyük şehir statüsünde olmayan illerde ekonomik ve sosyal aktiviteler daha rahat. Şu anda ben Ankara'da yaşıyorum, büyük şehirde yaşıyorum. Her hafta sonu, son 2 haftadır sokağa çıkma yasağı malum ilan ediliyor. Bir taraftan sosyal hayat Kütahya'ya göre mukayese edildiğinde oldukça durmuş durumda. Bir taraftan tabii bölge bölge baktığımızda, sektör sektör baktığımızda farklı sonuçları görebiliyoruz. İstanbul bundan çok çok etkilenen bir ilimiz. Tabii büyük şehirlerin tümünde alınan tedbirler tüm Türkiye ekonomisinin yaklaşık nüfus bakımından baktığımızda %75'ini ilgilendiriyor. Dolayısıyla 31 vilayette sokağa çıkma yasağı başlayınca Türkiye'nin sosyal ve iktisadi hayatında neredeyse dörtte üçlük bir bölüm bundan etkileniyor.
Tabii sektör açısından baktığımızda tarım sektörü, benim içimde bulunduğum tarım ve gıda sektöründe çok fazla bir sorun yok. Bizim başında bulunduğum Tarım Kredi Yem Sanayi'nin 11 fabrikası var. 10 tanesi yem fabrikası, bir tanesi süt ve süt ürünleri fabrikası. Tüm fabrikalarımızda 3 var diye çalışmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü hayvancılık sektörü korona falan dinlemiyor. Dolayısıyla biz çalışmak zorundayız. Aynı nasıl fırınlar devam ediyorsa, sokağa çıkma yasağı olsa bile bazı zorunlu sektörler, bir anlamda kamu görevi ifa eden sektörler nasıl devredeyse yem sektörü de keza aynı şekilde devrede. Dolayısıyla biz gıda, tarım, hayvancılık anlamında bu başlıktaki sektörlerde çok fazla bir üretim ve satış kaybı yok. Şu an için yok. Ama bu demek değildir ki bundan sonraki dönemde etkilenmeyecek. En başta turizm sektörü, Mete abinin de içinde bulunduğu, yatırımcı olarak yer aldığı sektör, turizm sektörü şu anda çok ciddi sorun yaşıyor. Bir anlamda gayri faal durumda. Evet, bu bağlamda evet. Türkiye'nin turizm gelirleri de biliyorsunuz cari açığını gideren en önemli kalemlerden biri. Bizim turizm gelirlerindeki oluşan kaybın mutlaka Türkiye ekonomisinde daralmaya neden olacağı da bir vaka. Ama tabii tüm dünyada büyük bir salgınla mücadele söz konusu. Salgının ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik risklerin yönetilmesiyle ilgili çok ciddi bir çaba sergileniyor. Türkiye bu bakımdan almış olan tedbirlerle, sağlık başta olmak üzere almış olan tedbirlerle inşallah daha hafif atlatacak diye düşünüyoruz ve ümit ediyoruz. İnşallah bu doğrultuda öngörüler ve alınan tedbirlere vatandaşlarımızın da uyum göstermesiyle birlikte bu pandemiden kısa sürede kurtulan ülkelerden birisi oluruz. Bu doğrultuda asıl bence konuyu etraflıca değerlendirmek lazım. Yani pandemi sonrasını ve pandemi dönemini nasıl geçirmeliyiz, ne tür önlemler almalıyız? Firma bazında, hane halkı boyutunda, tüketici olarak, üretici olarak ne tür önlemler almalıyız? Sayın Vekilimiz hiç soru bırakmıyor bize. Yani biraz evet, Sayın Vekilim. Eğer uygun görürsen. Estağfurullah. İhsan Bey, giriş, Sayın Vekilim dolu. Mete Tedik Bey'e bir girişten sonra benim bir iki sorum olacak her ikisi. Olur, tamam. O zaman Mete Bey, tabii işin özellikle sanayi ve turizm, özellikle turizm konusunda bu işin içinde kılcal damarlarına kadar yaşıyor ve turizm hareketli bir sektör. Mete Bey de ekrandan gördüğüm kadarıyla oldukça hareketli bir abimiz. Hiperaktif bir yapısı var belli. O zaman turizm sektörünü Mete Bey'den dinleyelim, çünkü turizm sektöründe beklentiler oldukça yüksekti. Zaten biraz işler iyi gitmiyordu ama maalesef virüs nedeniyle şu anda tıkanma sürecine girdiğini biliyoruz. Ama bir de sizden dinleyelim Mete Bey. Buyurun. Ben tekrardan hepinize hayırlı günler diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Turizm sektörü dediğimiz gibi beklenmedik bir şey oldu bu. Ben 67 yaşındayım. Biz de 65 yaşını geçtiğimiz için evden dışarıda çıkamıyoruz. Ama işlerimizi gene evden idare etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 aydır otellerimiz kapalı. Mecburen kapattık. İşte bu herhalde Haziran gibi inşallah açılmasını bekliyoruz. Fakat bu hükümetimizin aldığı tedbirlerle değil, biraz da bize bağlı olan bir şey. Çünkü sosyal mesafe korumalı ve mümkün olduğunca kendimizi izole etmeliyiz. Eğer bu olmazsa, Allah korusun, bu daha uzun sürerse daha büyük maddi sonuçları olabilir. Biz Yonca'da yaparken bunu İhsan abi de bilir, daha şey düşünmüştük. Mesela biz orada aile hamamları yapmıştık. Sular bir kere kullanılıyordu. Bizim Yonca'da yapılan esasla da şöyledir. Suları biz bir daha döndürmeyiz. Taşırarak şeye veririz. Yani dolayısıyla bir de gümüş elektrotlar kullanıyoruz. Gümüşten olan şeyimiz, Türkiye'de gümüş iyonunu ilk elde eden firmayız biz. Bir Teknokim diye firmamız var.
gümüş iyonunu patlatıyoruz. Oradan şey ediyoruz. O şey teknolojiyi biz havuzlarımızda da kullanıyorduk. Şimdi yine gümüş iyonuyla otellerimizi şey yapıyoruz. Dezenfekte ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Fakat bu bize bir şey öğretti. Bundan sonra bu sağlık ve virüs işlerine daha çok dikkat etmemiz gerektiği meydana çıktı. Bundan sonra böyle yaşanacak. Bunu Allah'ın izniyle atlasak da artık daha da sağlıklı ve daha da tedbirli olmak gerektiği bütün dünyaya öğrenildi. Dünyanın en büyük devleri gördüğünüz basit bir şeyi dahi bulamadılar. Maskeyi bulamadılar. Bu turizmde de inşallah bu bayram sonrası Haziran gibi açılırsa iyi olur. Bu arada o kapanan şeylere de devletimizin desteği oldu. Allah razı olsun, bereket versin. Onlar da verildi adamlarımıza. Ama dediğim gibi hasretle bekliyoruz. Çünkü biz çalışmaya alışmış insanlarız. Çalışmalıyız. Yapılacak çok şeyler var. İnşallah bu da böyle. Deniz turizminde biraz daha şey, o açık havada olduğu için biraz daha onlar şanslı olabilirler. Ama onlarda da bizim de mesela yurt dışı programlarımız vardı. Hep bu Ağustos'a kadar olanlar iptal edildi. Ne onlar bize gelin diyorlar, biz de ne de biz gidiyoruz. Tahmin ediyorum bu sene böyle geçecek. Bunun biraz da mali faturaları da ağır olacak. Devlet bankaları bize kredi veriyor ama özel bankalar bu işte biraz daha ayak sürtüyor. Onu Hasan Bey de çok iyi bilir. Şeyimizle ilgili bakanlarımız da bunlara çok bastırıyorlar. Yani bu yangın bütün ormanı yakan bir şey. Dolayısıyla onların da bu parmağının bu işin altında olması lazım ki işlerimizin dönmesi lazım. Bizim hem turizm işimiz var, hem sanayi işimiz var, hem bir de tarım işimiz var, sera işimiz var. Sera da Hasan Bey'in dediği gibi hakikaten 24 saat devam ediyoruz. Orada da hükümetimiz ve Afyon Valiliği bizi uyardı. Devamlı şey yapın diye ve Allah'a şükür orada aksaksız 7-24 devam ediyor. Sanayide de durdu mecburen. Sanayimizde de durdu. Yaklaşık ihraç edemiyoruz. Kamyonlarımız şeye kadar gidiyor, Bulgaristan'a kadar. Oradan başka bir tırlar alıp götürüyorlar. Tekrar getiriyorlar. Yoksa bizimki götürürse 14 gün orada karantinada kalıyor. Oradan geliyor, 14 günde burada karantinada kalıyor. Yani bir hafta yol yapıyor, bir ay şeyde kalıyor. Karantinada kalıyor. Bu ekstra maliyet anlamına da geliyor mu? Çok büyük maliyet. Çok büyük maliyet. 2-3 katını arttı. Belki şimdi zamanı değil ama bu koronavirüs bizde neyi öğretti? Bir takım malları biz biliyorsunuz Çin'den getiriyorduk. Yani Çin şeyde ağırlıklıydı. Dünyanın en zengin ülkeleri dahi 3 liralık maskeyi bulamazken bu teknolojisinin olmamasından değil. Ya işte bu nerede yapılıyor? Çin'den alalım. Burada ne 10 lira, orada ne 5 lira alalım. Bu yerli üretimin de gerekliliğini bir kere daha bize ispat etti. Yani alamıyorsunuz. Şu anda ham maddeler Çin'den gelmediği için, gelemediği için 2 katına çıktı. Bir de dolar arttı. Yani hakikaten burada bir zorluk var. Buradan da gözüküyor ki o zaman söylediğimde ben İhsan abi, hatta Hasan kardeşim de çok bilir. Ben hep yerli üretimden muhakkak bizim millet olarak bir şeyler yapmak, üretmek olduğunu bilirler. Biz bunu söylediğimizde boy üretelim. Yok abi burada yapılıyor işte alıyoruz ya Çin'den 10 liraya alıyoruz. Burada 20 liraya mal ediyoruz. Efendim şunu yapalım. Yok yok abi bu ucuz oradan geliyor, buradan geliyor. Bunun da olmayacağı anlaşıldı. Demek ki Allah korusun bu bir yıl sürdüğünü düşünün. 6 ay sürdüğünü düşünün. Demek ki hiçbir şey evden de çıkamayacağız. Evet. Muhakkak kendimiz tarımda olsun, sanayide olsun. Kendi kendimize yeterliğimiz maksimum düzeyde olmak zorunda. Yani sadece pazar işi yapamayız. Ya burada 10 lira, 10 liraysa 10 lira. Gerekirse biz 12 liraya mal edeceğiz ama kendimiz mal edeceğiz. Yani ülkemizde mal olacak. Böyle evet. Olmak zorunda. İhsan Bey. Adem Başkan, müsaadenle ben bir iki soru, daha doğrusu sohbet gündem konusu hazırlamıştım. Yani bunu bir soru cevap şeklinde değil de Kütahyalı olarak müşterek değerlendirme açısından değişik konular. Koronavirüsün dışında da buna bağlantılı elbette Kütahya'yı ilgilendiren her iki konuğumuzun da yakından ilgilendiği konular var. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Gerek Hasan Fehmi Bey gerekse Mete Bey benim çok eski dostlarım. Yani ben onların abisiyim elbette. Senin gibi onlar da çok eski, çok değer verdiğim
memleketimize de katma değerleri, katkıları çok olan iki değerli konuğumuz. O açıdan ben bugün daha da doğrusu keyifliyim, daha da mutluyum. Sorularıma geçmeden önce ben 23 Nisan yarın malum 100. yıl bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ben saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum, yad ediyorum. Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 100. yıl törenleri gerçekten Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit'le görüştük geçtiğimiz günlerde. Okullar kapalı olmasına rağmen halka mal edilebilecek velilerle, öğrencilerle, öğretmenlerle, komşularla işte bayram balkonların süslenmesi, bayraklarla, şiirler okunması buna benzer etkinliklerle canlı, coşkulu bir etkinlik hazırlıyor Milli Eğitim Müdürümüz. Ben Hasan Başyiğit müdürümüzün şahsında bu başarılı etkinliklerinden dolayı kendilerini kutluyorum. İnşallah 23 Nisan günü toplum olarak biz coşku içinde deyim yerindeyse balkonlardan bir kucaklaşma, karşılıklı bir sevgi gösterisi içinde olacağız evlatlarla birlikte. Bu konuya tekrar değinmek istiyorum ama ben şimdi Hasan Fehmi Bey'e, Sayın Genel Müdürümüze, Vekilimize şunu sormak istiyorum. Koronavirüs konusunda ilimizdeki olayların minimum düzeyde olduğunu söyledi. Biz de bunu basın olarak takip ediyoruz. Bizi zaman zaman da enforme ediyorlar. Sayın Valimiz, Sağlık Müdürümüz veya işte diğer kurullar, yetkililer, İl Hıfzıssı Kurulu. Bu bakımdan yani gönül istiyor ki bu olay sadece Kütahya bazında değil de hem ülkemiz bazında hem küresel ölçekte azalsın ve bundan dolayı hepimiz, bütün dünyada, bütün insanlık böyle bir sevince, böyle bir mutluluğa doğru yürüsün temenni ediyoruz. Ve hemen bu konularla bağlantılı olduğunu düşündüğüm iki konumuza da gerek termal turizmle ilgili, kaplıcalarla ve Portuk'la ilgili. Hasan Fehmi Bey'in sağ olsun çok eski yıllardan beri Kütahya konularında Mete Bey gibi o da inovasyona önem veren bir sistemle çalışıyor, bir pratik akılla çalışıyor. Mesela Portuk Eskişehir'i ihya ediyor ama Kütahya'dan akıp geçiyor. Hani maalesef böyle yani bu mesafede. Ben zaman zaman beni bilgilendiriyor, işte sosyal medyada paylaşım yapıyor, basında Portuk'la ilgili başlattığınız projeler ne durumda Sayın Vekilim? Öncelikle onu sorayım, sonra Mete Bey'e termal turizm ve Avrupa'daki bunun örneklerini sormak istiyorum. Çünkü hemen hemen gezmediği termal turizm şeyi kalmadı Sayın Mete dedi. Buyurun Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle birlikte böyle güzel bir programın içerisinde bulunmaktan çok memnunum, çok mutluyum. Vesile olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Mete abiyle uzun süredir görüşemiyorduk. Bu vesileyle böyle canlı olarak da olsa, sanal ortamdan da olsa canlı görüşüyoruz. İhsan abiyi de özlemişim. Adem Bey, çok teşekkür ediyoruz bizleri bir araya getirdiğiniz için. Şimdi İhsan abi gerçekten... Konulara Kütahya'nın tarihine hakim bir gazeteci, duayen gazetecimiz. Dolayısıyla hemen hemen her köşede ne var ne yok takip eder. Dediği gibi Porsuk gerçekten önemli bir değer. Kütahya aslında turizm açısından taşıdığı potansiyel itibariyle çok büyük bir değer. Ben yaklaşık 13 yıl Kütahya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kütahya'yı temsil ettim. Çıktığım nokta ticaret ve sanayi odasıydı. Orada uzun yıllar görevi yapmıştım. Dolayısıyla ilin sanayisi, ticareti, gelişimi daha çok stratejik anlamda, sosyoekonomik anlamda nasıl gelişecek, ne tür bir strateji izlemesi gerekiyor. Bu doğrultuda sürekli bir takım çabalarımız oldu. Öncelikle organize sanayi bölgelerini biz hedef olarak bunları gerçekleştirmeye dönük çalışmalar yaptık. Ben milletvekili
yetkiliğim döneminde daha öncesinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. OSB'nin kuruluş çalışmalarına katılmıştım. Daha sonra 2 milletvekili döneminde gerçekleşti. Tavşanlı, Gediz ve en sonunda Altıntaş'ta Zafer OSB olmak üzere 5 tane organize sanayi bölgesinin kuruluşuna bizzat katılarak, önderlik ederek, içinde bulunarak, teknik çalışmalar yaparak katkıda bulundum. Ancak Kütahya'yı biz sanayi sektöründe geliştirmekle tanıtamadığımızı gördük. O halde ben milletvekilliğimin 3. döneminde dedim ki Kütahya'nın aslında Türkiye'nin önüne sunabileceği daha büyük bir imkan var. Bursa ile sanayi konusunda yarışamazsınız. Eskişehir keza bizden 20 yıl önde organize sanayi bölgelerini falan şey yap. Hatta Uşak bile organize sanayi bölgeleri konusunda bizden biraz daha önde gidiyordu ekonomik anlamda. Fakat Kütahya'nın asıl ön plana çıkartılması gereken değerinin kültür ve turizm alanında bu başlık etrafında yoğunlaşmamız gerektiğini 3. dönemde fark etmeye başladım ve dedim ki artık bundan sonra biz daha çok Kütahya'yı tanıtabileceğimiz tarihi kültürel değerlerini, sosyal değerlerini konu alan çalışmalar içerisine girelim. Hemen hemen bütün ilçelerimizde bildiğiniz gibi termal kaynaklar var. Bunların turizmle ilişkilendirilmesi konusuna baktığımızda belediyeler dışında maalesef 2000'li yıllara gelinceye kadar doğru düzgün yatırım yapan kimse yoktu. Burada ben Mete Tetik abiyi gerçekten Kütahya'ya belki de turizm alanında devasa bir yatırım kazandırmaları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bence turizm sektörü, Kütahya'da özellikle termal turizm sektörü çok bakir ve bu doğrultuda yapılacak olan yatırımların hepsine ciddi anlamda ev sahipliği yapabilecek şeye sahip, potansiyele sahip. Bunu keşfeden girişimcilerimiz, başta Mehmet abi gibi keşfeden girişimcilerimiz Kütahya'da gerçekten Türkiye'nin yararlanabileceği değerde, potansiyelde tesisler yaptılar. Şimdi biz de bir taraftan hani sadece termalle ilgili değil, Porsuk diye bir havzamız var. Bu Porsuk havzamız belki de Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'nın tam o üçgenin ortasında bu büyüklükte bir su rezervuarı yok. Ve burası aynı zamanda Frig Vadisi ile iç içe. Frig Vadisi dediğimizde 7000 yıl öncesinin değerlerini taşıyan bir turizm potansiyeli. Dolayısıyla derinlemesine yani bu bütün vilayetleri, bu bölgedeki vilayetleri ortak bir noktada buluşturabileceğimiz bir alan olarak geldi. Tabii Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün ortaya koymuş olduğu bir takım ciddi yatırımla ilgili sınırlamalar var. Buraya istediğiniz gibi yatırım yapamıyorsunuz. Ancak belli ölçeklerde kapalı alan imkanı verebiliyorlar. Biz 2012 yılında Beylerbeyi Tarih Araştırmaları ve Çevre Eğitim Derneği adı altında bir dernek kurmuştuk. Bir grup arkadaşımızla birlikte. Halen ben onun başkanlığını yürütüyorum. Bu dernek olarak yapmış olduğumuz faaliyetler genelde tarihi değerlerini ön plana çıkartmak. Örneğin Konaklar Şehri Kütahya Çalıştayı diye bir çalıştay yapmıştık. Kütahya'da 1500 tane tarihi tescilli eser var. Bunların birçoğu turizme konu edilebilecek türden eserler. Öncelikle bu potansiyelin mülk sahipleri tarafından değerlendirilmesi, kültürel yatırımlara konu edilmesini düşündük. Bunu ön plana çıkarttık. Ahmet Haluk Dursun hocayla eski Kültür Bakan Yardımcımız, Kültür Bakanlığı Müsteşarıydı o dönemde. Rahmetli oldu biliyorsunuz, bir elim trafik kazası sonucu onu kaybettik. Sağ olsun o da geldi. Dedi ki ben Safranbolu projesine çalışmıştım ama Kütahya konakları da Safranbolu düzeyinde ele alınması gereken ve desteklenmesi gereken bir kültürel miras. Ben de bu işin içinde olmak isterim dedi. O da Kütahya'ya kadar teşrif etmişti. Belediye, valilik o dönemde Konaklar Şehri Kütahya Çalıştayı yaptık. Daha sonra dernek olarak dedik ki bizim bir amacımız da çevreyle ilişkili projeler geliştirmek. Su yönetimi havzası kapsamında Porsuk havzasında bir
mesire yeri oluşturalım ama bu mesire yeri sıradan bir mesire yeri olmasın. Kütahya'nın yöresel değerlerini orada tanıtabilecek bir proje olarak ortaya koyalım dedik. Ben çok uzun yıllar, yani nereden baksanız 10 yıl bu proje üzerinde, mevzuatlar üzerinde çalıştım. Gerekli izinleri aldık. Daha sonra da yapmaya başladık. Şimdi Eskişehir-Kütahya yolu 27. kilometrede tamamen Porsuk havzasına hakim bir noktada 144 dönümlük arazide biz bir proje geliştirdik. Tarihi bir görünüm elde etmek amacıyla taş bir bina yaptık. Taştan ve ahşaptan doğal görünümlü bir bina yaptık. Orada şimdi vatandaşlarımızın inşallah şu koronayla ilgili sorunlar da biterse, o kısıtlamalar da ortadan kalkarsa, çok rahat bir şekilde hem Eskişehir'den hem Bilecik'ten hem Afyon'dan, hatta Uşak'tan, biz neticede bölge olarak aynı bölgenin kaderini paylaşıyoruz. Aynı bölgenin imkanlarını paylaşıyoruz. İç içe geçmiş ve tarihi bağlamda da aynı yönetim anlayışıyla bir araya gelmiş, kültürel ilişkilerimizin yoğun olduğu bir coğrafyadayız. Bu bağlamda ben bütün potansiyelimiz, Uşak'ın potansiyeli varsa, Afyon'un potansiyeli varsa, Eskişehir'in potansiyeli varsa, bunların da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da bu projelerden biri. Şu anda biz artık elektrik oraya çekilmesi gerekiyordu. Sağ olsun Türkiye TEDAŞ başta olmak üzere herkes seferber oldu. Bu konudaki biz projemizi iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kararname çıkartarak oraya elektrik hatlarının çekilmesi de sağlandı. İnşallah önümüzdeki aylarda burada güzel bir mesire alanı oluşturacağız. Burada biz tabii sadece mesire alanı değil, biraz evvel de ifade ettiğim gibi biz orada Pirik Vadisi'nin, Kütahya'nın yoldan geçen İstanbul-Antalya güzergahında olduğu için aslında Türkiye'ye hitap eden bir proje. Bu bağlamda binlerce, on binlerce aracın uğrak yeri olsun, Kütahya'yı tanısınlar, tanıtacak ürünlerimizi ortaya koyalım ve başka bir takım projelerle de tanıtabileceğimiz bir turizm alanı haline getirebiliriz diye düşünüyoruz. Evet, İnşallah arzularımızdan birisi bu. Doğrusu teşekkürle karşılıyorum ve tebrik ediyorum. Çok güzel. Detaylara tekrar dönebiliriz. Ama aynı çalışmaların Gediz yolu, Uşak yolu üzerindeki Porsuk civarında da, ya biliyorsunuz işte yıllardır öyle atıl durumda kaldı. Adem Başkan, benim görüntü kayboldu herhalde. Sizi dinliyoruz. Devam edin. Düzelir o, İhsan Bey. Evet. Bir de bir el atsanız, o konuda bir şey yapsak, rica etsek. Benim size biraz sonra birkaç sorun daha olacak. Özellikle ekonomiyle ilgili, bu tarım kredi mağazalarının Türkiye çapında 100'den fazla mağaza açtığınız, sizin bağlantılı olduğunuz kurumla, genel müdürlükle. Bunlar çok sevindirici şeyler. Halkın yani ihtiyacını karşılayan şeyler. Ben size biraz sonra tekrar döneceğim. Adem Bey, müsaadenizle Mete Bey'e bir dönmek istiyorum. Tekrar tabii Hasan Efendi Bey'le görüşmek kaydıyla. Mete Bey, şimdi ben hani yıllardır birlikte mesai içinde, bizim de işte çorbada tuzumuz misali olduysa, biliyorum çalışmalarınızı. Hemen hemen Avrupa'nın, dünyanın birçok termal kentlerini dolaştınız. Oradaki yeni sistemleri, yenilikleri, mimarileri, işte ne bileyim teknolojileri incelediniz. Kütahya'da demin Hasan Fehmi Bey'in, vekilimizin ifade ettiği gibi Kütahya'nın Türkiye'ye, dünyaya açılan bir penceresi, tesisleri oluşturdunuz. İşte malum Yoncalı nasıl Ilıca Harlek efsanesine dayanıyorsa Yoncalı'da Gülümser Altın efsanesine dayanıyor. Daha Germiyan beylerine, efendim işte Selçuklulara kadar uzanıyor tarihi. Oraya Allah razı olsun, öyle bir pencere açtınız. Şimdi orada bazı maalesef şeyler var. Yani göze batan, rahatsız eden insanları, mesela
Selçuklulardan kalma 800 yıllık hamamlar, kaplıca, şifalı kaplıca hamamları maalesef bugün kapalı. Hatta ben zaman zaman uğruyorum, senin de ilgini bildiğim için. Bakıyorum işte kapı baca açık, işte ne bileyim orada tinercilerin filan şeyi olmuş, mekanı olmuş. Üzülerek bunları zaman zaman gazeteye yazıyorum, işte sosyal medyada paylaşıyorum. Orada bazı projelerim vardı Mete Bey, senin işte evet. Konularda gerek Avrupa'daki izlenimler, Kütahya Termali, gerekse eski tarihi eserlerimize, ata yadigarı eserlere sahip çıkma açısından görüşünüzü rica edeceğim. İhsan abi, sen tabii bizim 50 yıllık abimizsin. Hasan kardeşimiz de öyle, ben Hasan diye hitap ediyorum. İsmiyle hitap ediyorum. Tabii, onu da çok tabii. seviyorum. 23 Nisan 1920'de Buğulu Önder'in çocuklara başladığı bayramı hepimiz için hayırlı uğurlu olsun kutluyorum. Aynı zamanda kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'da Lumlupınar Şehitliği belki Çanakkale Şehitliği'nden sonra en büyük şehitliktir. Muhakkak buranın da ülkemizdeki insanlar için, vatanını, milletini seven insanlar tarafından ziyaret edilmesi gerekli olan bir yer. İhsan abi, burayı da gereğince tanıtıldığımı kanaatinde değilim ben. Şimdi turizm işine gelirsek, biz biliyorsunuz Yoncalı'dayız. Yoncalı'da şu anda elektrik, yeterli bir elektrik yok. Su yok, yeşillik yok, yoldan giriş yok. Şimdi bizim bir eğer hepimiz gittik Avrupa'ya, biliyorsunuz. Diyelim ki bir Roma'ya gittiğinizde size Roma'da bir program verilir. Denir ki işte Kolezyum görülecek, İspanyol merdiveni görülecek, Aş Çeşmesi görülecek, şuralar. Yani o turizmi oraya gittiğinizde destekleyen muhakkak 6-7 tane şey olmak zorunda. Destekleyen yerler olmak zorunda. Ve bunun üzerine çok düşündük. Hatta ben oradaki belediye başkanlarımıza, geçmiş ve şu andaki Alim Bey de dahil olmak üzere, dedik ki burası turizmle ilgili şeyle, kaplıca turizmle ilgili bir çalışma yapalım. Bursa'da bu işi 150-200 yıldır yapan, aileden yapan arkadaşlarım var. Onları getirelim. Onların fikirlerini sunduralım. Görsünler ki yani nasıl yapılıyor, ne yapılabilir, sur nasıl korunabilir, daha ileri nasıl gidebiliriz, onları tartışmak lazım. Mesela bizim saman pazarımızda bir bedestenimiz var. Biliyorsunuz değil mi Hasan Beyciğim? Tabii tabii. Orada milyonluk yapıyor. Orası hatta o Selçuklulardan bile değil, oradan daha önceden kaldı, Friklerden bile kaldığı söyleniyor. Oranın tamamen bir köylü halk pazarı olması lazım. Arkada gene bir pazarımız var. Oranın çok güzel bir Osmanlı kahvesi olması lazım. Muhakkak 2-3 tane çok güzel yemek yenen, bir şey içilen bir yerlerin olması lazım. Murat Dağı'nda ben Finlandiya'da kutuplara gittim. Orada da gördüm. Allah Allah, bu dedim aynısı Murat Dağı'nda yapılabilir. 3-5 tane şeyle, kar jet skisiyle ve aynı zamanda 4-5 tane geyik, 8-10 tane de husky köpeklerle adamlar 3 günde 5 milyon insanı ağırlayan bir turizm yapıyor. Yani bizde olsa bu iş 10 dakikada, işte 1 saatte o, 1 saatte bu. Bunlara böyle ritüeller geliştirmişler. Bu köpekler niye koşuyorlar? İşte bu geyikler ne zaman doğum yapar falan. Yani bunu çok güzel bir pazarlama haline getirmişler. Turizm yaptığımız zaman bunun tamamı bir paket halinde olmak zorunda. Geçen ben belediye meclisimizde de konuştum. Oradaki bütün siyasi arkadaşlarımıza hitap ettim. Dedim ki kaplıca turizmde bir numarada Sapanca var. Peki Sapanca'da sıcak su yok. Ama orada bir doğa var. Ha, nedir o zaman gelen insanların istediği? Birinci derecede doğal. Efendim sodyum varmış, bikarbonat varmış, efendim selenyum varmış, altın varmış, gümüş varmış. Gelen insanlar bundan ilgilenmiyor. Bir lüks istiyor. İki, geldiği bir yerde bir yeşillik istiyor. Yoncalı'yı bir baz kabul edip buraya neredeyse, Hasan Bey size de söylemiştim biliyorsunuz, 100.000 ağaç dikmek lazım. İstikbalimiz için, Kütahya'nın geleceği için. Bu bizim için değil. Eğer buraya 100.000 ağaç dikilmezsek, uzaydan onlara resimini de gösterdim. Karlovarim'de, Baden-Baden'inde, İsviçre'nin de, İtalya'nın da, başka şehirlerinde gösterdim. Cennet gibi. Bizim Yoncalı'yı uzaydan bir resmini çektik. Çöl gibi çıkıyor. Afyon da aynı şekilde. Şimdi Afyon'da biliyorsunuz şu anda mesela şey yapılıyor.
Eğer Afyon'a iki tane daha otel yapılırsa geceliği 50 lira düşer. Neden? Çünkü oranın bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha büyütmek için bu alt birimlere ihtiyaç var. Yani diyeceksiniz burada ot üretiliyor, burada tavuk üretiliyor, burada İhsan abinin dediği gibi porsuğun soğuk suyuna giriliyor. Değil mi İhsan abi? Hatta onlara dedim ki deniz uçağı alabiliriz, porsuklarına şeye indirebiliriz Sofça'ya. Sofça'dan bu kalkar, önce Ayizane, Ayizane'den de Dumlupınar Şehitliği'ni havadan ve Frig mağaralarını görür, Kütahya Kalesi ile beraber dönebilir. Bunun bütün idamı 500 bin dolar. Ona da, oradaki arkadaşlara da söyledim. Bu bize büyük bir hava ve şey katar, bir moral katar. Havadan Kütahya'yı şey yapıyoruz, seyrediyoruz, gösteriyoruz. Yine bundan dediğim gibi turizmle ilgili bir Yonca'nın olsun, Ilıca'nın olsun muhakkak bir büyük güzel bir master planı yapılması lazım. Ama bu bizim Kütahya'daki yerel şeylerin yapabileceği bir şey değil. Türkiye çapında olmalı bu. Yani şimdi çünkü insanlarımız için kendi mühendislerimizden biliyorum. Antalya'ya gittikleri zaman 4-5 yıldızı, 4 yıldızı otelde kalan bile yok. Oranın şeyini inceliyor. Neler yapabiliriz, neler yiyebiliriz? Havuz var mı, kaydırak var mı, o var mı, bu var mı? Yani insanların zamanı kıymetli. Zamanı kıymetliyse biz onları eğer bir veya iki gün şeyde tutabilmemiz için benim hesabıma göre 7 tane noktaya ihtiyacımız var. Hatta ben buradaki arkadaşlarla Kütahya'nın gıyabında toplandığımızda, konuştuğumuzda şöyle bir şey çıktı. Dedi ki ne yapabiliriz? Deniz yok, o yok. Ekstrem spor yapabilirsiniz siz dediler. En ucuz. Efendim zipline. Tavşanlı yolu üzerinde bir ormanın içinde 1 kilometre, 1,5 kilometre gidecekleri bir şey. O zipline bittiniz bir yerde, Frig mağaralarının olduğu yerde tırmanma, kaya tırmanma. 3 balondan yuvarlanma. 4 efendim işte deniz uçağı. 5 Murat Dağı'nda kışın şeylerin çektiği, geyiklerin veya köpeklerin çektiği veya kar motosikletlerin olduğu bir şey yapılacak. Bunlar hepsi Kütahya ile bağlantılı olacak. Yani daha doğrusu toplanıp bir proje yapmamız lazım. O adam orada olacak, akşama da gelip bizim otelimizde hem havuza girecek hem şeye dağda kayağını yapacak. Gerekirse kayak yapabilir, motosiklet yapabilir, o yapabilir. Ve onun yerinde gene kar safari diye şey var. Derelerde yapılan ne sporu değilsen abi şimdi aklıma rafting gibi, kar rafting gibi. Kar rafting, evet. Bunlar ucuz ve gerçekleşebilecek şeyler. Büyük paraları gerektiren bir şeyler değil. Eğer oranın da şeyi artarsa hemen orada bir otelleşme ve şeyler oluşacaktır muhakkak. Önce reytingini ve tanınabilirliğini Kütahya'ya gittiğimde ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Yani bunlar olsa dededen pişman yiyeceksin. Köfteci Mehmet'ten köfte yiyeceksin. Şuradan ot alacaksın. Buradan efendim salep içeceksiniz. Şurada bir çayımız var. Kütahya'da bir şeyimiz var. Kuru fasulyemiz var. Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Bunları yapmak zorundayız. Yapmazsak herhangi birine yapacağımız bir şeyde sen git falan yere otel yap derseniz dağın başına olmaz. Eğer mesele suysa Türkiye'nin 1700 yerinde su var. İhsan abi 1700 evet, yerinde. Evet. Yani sıcak su mesele değil. Sizin onu satmanız önemli. Yani o bir doğaydı gerekiyor. Niye Ege'ye gidiyoruz? Orada dağla deniz birleşmiş muazzam bir manzara var. Şimdi bizim olduğumuz yerlerde böyle bir şey yok. Eğer dediğim gibi ama yapılamaz mı? Yapılabilir. Niye yapılmasın? Binlerce dönüme yemyeşil bir alanlar yaparız. Kaydıraklar yaparız. Su kızaklarının yapıldığı yerler yaparız. Efendim kanoların yapıldığı yerler yaparız. Ama bunların hepsi dediğim gibi bir elden hareketle ve bu 8 tane nokta bunun en az 3-4 tanesi şehrimizde. Macer evimiz var. Müzemiz var. Şimdi müze daha da büyük yapılır. O da güzel. Bunun gibi en az daha 5-6 tane yani ben Kütahya'da bir gün iki gün kaldığımda Mete'ciğim müsaade edersen o konulara tekrar döneceğiz. Şimdi ben değerli kardeşim Hasan Fendi Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum ama senin o konulara devam edeceğiz Adem Bey'in müsaadesiyle zamanımız varsa. Bir de sana yöneltmek istediğim dünyanın dünyaca değer olan
rahmetli Profesör Oktay Sinanoğlu'yla ilişkileri. Sen ona çok destek oldun. İşte Türkiye'nin en uzun ebatlı bayrağını ürettin tekstil fabrikalarınızda. O konulara gireceğim. Yamzal'daki tarihi hamamın bugün boynu bükük olarak yerinde kaldı mı, artık duruyor mu, durmuyor mu? Onu tam bilmiyorum. Şimdi ben o konulara tekrar döneceğim. Adem Bey'in müsaadesiyle eğer olursa. Son birer soru daha soralım. Programımızın sonuna geliyoruz, evet. Öyle mi? O zaman Hasan hemen Bey. Ben değerli fikrimiz Hasan Fehmi Bey'e dönüyorum. Ve onun aslında birçok şey var. Mesela geçtiğimiz günlerde gene paylaşım yaptı. Pandemik krizden sonraki ekonomiye bakış açısını çok güzel şeylerle ifade etti. O var. Gene Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bağlantılı, irtibatlı bulunduğu bu güzide kuruluşumuzun Türkiye çapında açtığı 110, yanlış hatırlamıyorsam, mağazası var. Burada güvenilir ve doğal ürünler, sağlığa faydalı, zararlı olanları zaten oraya içeri sokmuyorlar. Ben gerek Tarım Kredi Genel Müdürümüzü, gerekse Tarım Kredi Yem Sanayi Genel Müdürümüz Hasan Fehmi Bey'e bu konuda teşekkür ediyorum, emeği geçenlere. Çünkü biraz bu şeylerle, doğal ürünler konusunda ilgimiz var, benim de eşimin de. Şimdi o konuya geleceğim. Hemen arkasından yine bir iki sorum olacak size Hasan Fehmi Bey'e. Şimdilik bu şeyi alalım müsaadenizle. Tarım kredi mağazaları ile ilgili olarak. Evet. Şimdi tarım kredi kooperatifleri mağazaları ile ilgili çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda çoğaltıyor. Üreticiyle tüketiciyi aracı olmadan bir araya getirecek, bu zincirin içerisindeki zaman zaman istismar edilen unsurları bertaraf edip daha sağlıklı, güvenilir ve iyi bir fiyata, uygun fiyata, ucuz fiyata satın alabilecekleri gıda ürünlerinin mağazacılık sistemini şu anda yoğun bir şekilde inşa ediyor tarım kredi kooperatifleri. Konuda hızlı bir büyüme evresinde Kütahya bu açıdan şanslı. Şu anda Tavşanlı ile birlikte baktığımızda 3 tane tarım kredi birlik mağazası açıldı, bu marketleri açıldı. Bütün vatandaşlarımızın çok ciddi bir şekilde ilgi gösterdiğini görüyoruz. Büyük bir güven var her şeyden önce tarım kredi kooperatifleri çatısı altında bu işin gerçekleştiği için. Büyük bir güven var. Gerçekten ben şunu da ifade edeyim. Tarım kredi marketlerinde süt ürünlerimizi o fabrikalarına bağlı ve bu fabrikadaki tüm mamuller hiçbir katkı maddesi olmaksızın üretiliyor. Diyelim kaşar peynirinde olması gereken süt ne kadar olması gerekiyorsa bunu kaşar peyniri üretirken kullanıyoruz. Diğer bütün mamullerimizde de aynı özeni gösteriyoruz. Sonuç itibariyle zaten bu da tüketici tarafından takdir görüyor ve bir anlamda ilgi odağı haline geldi. Şimdi yerli ve milli market statüsünde kendi ürettiğimizin, kendi çiftçilerimizin ürettiği, gıda sektöründeki fabrikalarımızdan üretilen, denetlenmiş ve hatta iyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretilmiş ürünlerin bu şekilde mağazalara, marketlere daha doğrusu dönüştürülmesi tarım kredi açısından da çok ciddi bir ivme kazandırdı. Bu noktada bilinirliğini, marka bilinirliğini artırmış oldu. Ve inşallah şimdi ilk hedefimiz 500 market, ama bununla sınırlı kalmayacak. Bundan sonra da muhtemelen belki binlerce marketin Türkiye sathında üretici tüketici arasında köprü olarak tarım kredinin kooperatif kültürüyle oluşturduğu ticari kültürle böyle bir organizasyon yapısına ulaşacağını düşünüyoruz. Tarım kredi kooperatiflerinin 15-16 şirketi var. Bunlar Türkiye'nin hakikaten önem verdi. Sanayi kuruluşlar açısından öne çıkan
şirketleri. Örneğin Gübretaş, Türkiye'nin gübre üretiminde, gübre sanayisinde çok önemli bir paya sahip. Neredeyse %20'nin üzerinde bir sektör açısından paya sahip. Keza Tarım Kredi yem sanayi olarak biz sektörde çok ciddi bir paya sahibiz. Türkiye'nin 141. büyük sanayi kuruluşuyuz. Bunun gibi eski parayla katrilyonlar seviyesinde ciroya ulaşan şirketleri var. Ama bunun sahibi kim diye sorarsanız 1 milyon çiftçi. Türkiye'de gerçekten başarılı bir model olarak tarım kredi kooperatifleri kooperatifçiliğe öncülük etmiş, 140 yıllık da tarihi bir geleneği olan bir kurum. Hasan Bey, siz açabiliyor mu? Özel Efendim? Sektör sizden böyle mal alıp bir mağaza açabiliyor mu? Sizin mallarınızı satmak kaydıyla böyle bir mağaza. Franchising türünde bir işletme şeyi yok, anlayışı yok. Tamamen kendisi Tarım Kredi Birlik diye bir market şirketi üzerinden yürütüyor bu operasyonlarını. Yurt içinde böyle ama yurt dışına açılma konusunda farklı modeller arkadaşlar düşünüyorlar. Tarım Kredi Birlik'teki yönetici arkadaşlar yurt dışı mağazalarda farklı modeller, franchising türü modeller de düşünüyorlar. Ama yurt içinde doğrudan kendileri operasyonları düzenliyorlar, yönetiyorlar. Şimdi çok teşekkür ederiz. Herhalde Adem Başkan bana doğru bakıyor. Vaktimiz azalıyor. Biraz, şimdi evet. Ben sonra anlayayım var. Yine arkadaşlar bekliyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Topluma kazandırılabilecek en önemli hayati konuların başında bu hizmetler geliyor. Burada pay sahibi olan bir kişi olarak da teşekkür ediyorum sana. Ve tebrik ediyorum açıkçası. Kütahya'da 3 tane mağaza açılmasında da mutlaka şey olmuştur, katkın olmuştur Sayın Vekilim. O açıdan da müteşekkirim. Biraz sonra eğer vakit kalırsa bu geçen paylaştığınız ekonomideki bundan sonraki alternatiflerle ilgili görüşü Adem Başkan şey olursa, zaman kalırsa Mete Bey'e dönmek istiyorum. Özellikle de Oktay Sinanoğlu bizim Türkiye'nin dünya çapında tanıdığı bir değer. Mete Bey'in, sevgili kardeşim Mete Tetik'in, Oktay Sinanoğlu'yla yakın bir çalışma içinde olduğu yıllarca ve Oktay Sinanoğlu'na destek verdiğini ben çok iyi biliyorum. Hemen arkasından da yine bizim şanlı bayrağımızı Türkiye'de öyle bir rekora sahip tekstil fabrikası olarak kendileri. Eğer zaman kalırsa bir iki sorum daha var her ikinize de. Buyur sevgili Mete. Sağ olun. Şimdi Oktay Hoca'yla olan ilişkimiz Türkiye'de iki tane arkadaşımızla çok samimiydi. Bunun bir tanesi ben. Ben onun evladı gibiydim, arkadaşı gibiydim, dostu gibiydim. Her şeyde de bana güvenirdi Oktay Hoca. Allah rahmet eylesin. Türk Einstein'ı diyorduk biliyorsunuz. Einstein'dan %20 daha zeki olan bir Türk'le Allah bana arkadaş ve dost olmak şeyi nasip etti. Oktay Hoca'nın Hasan Bey de ilgilenecektir. En son yazdığı kitap Tohum'du adı. Tohumların daha sağlıklı, daha güzel olması. Çünkü hibrit tohumlardan yapıldığında bunun bir daha ekilmemesi içine bir kilit konuyor. Bu kilitte insanlarda alerji başta olmak üzere bir sürü hastalıklara sebep olabiliyor. Yine bu tohumların benim bildiğim Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bu işin içindeydi. Orada Milli Tohum diye bir proje vardı. Şimdi devam ediyor mu bilmiyorum. Oktay Hoca'nın söylediği gene bu koronavirüste de haklı olarak çıktı. Muhakkak ilaç, aşı falan şeylerinde, konularında organik kimya, efendim polimer kimyası ve ilaç kimyasında muhakkak insanlarımızın çalışması lazım. Ve buradan elde edilecek, şimdi bakın İhsan abi yakında Amerika'ya gitmek isterseniz diyecekler ki aşınızı yaptırdınız mı? Buradan milyarlarca insan, en az 5 milyar insan aşı olacak. Bu 5 milyar insan $20 olsa bir aşı 100 milyar dolar yapar. Sadece bir aşı. Daha bu konularda tartışılacak, araştırılacak çok konular var. Devletimizin aynı zamanda
bazı şehirlerde, büyük şehirler olmak başta olmak kaydıyla araştırma laboratuvarları kurmamız lazım. Eğer bir vaktimiz olur da internetten veya bizi dinleyenler, Osman Kibar diye bir arkadaşımız var. Buna Bursa'dan bir sürü arkadaşlarımız da ortak oldular. Bu Amerika'da ilaç üreten bir firmanın başında. Eğer 9 tane ilaç patenti var, FDA'den onay bekliyor, bugün yarın çıkacak. Eğer bu 9 ilacın 9'u da geçerse Osman Kibar Türkiye'deki en zengin 2 kişinin, 3 kişinin toplamından daha zengin olacak. Ve bunu 250 kişiyle üretiyor. 250 tane bilim adamıyla. Duyuyor musunuz? Evet, dinliyoruz Mete Bey. Tabii Mete Bey, duyuyoruz. 50 kişiyle üretiliyor. Genç nüfusumuz olduğuna göre kimyacılarımız, doktorlarımız, biyologlarımız vasıtasıyla bunları yapabiliriz. Yani bunlar ülkeyi ileri götüren şeylerdir. Yani inovasyon dediğimiz, teknoloji dediğimiz şey kabaca ham maddeyi ucuza alıp içine akıl katıp pahalı satma olayıdır. Eğer demirden inşaat demiri yaparsanız kilosu 5 liraya satılır. Eğer içine bilgi yüklerseniz bir CD 160 bin euroya olur. Biz Sera'da Hollandalılardan bir 3000-5000 dolarlık bir teferruatı olmak kaydıyla sadece bir programı 160 bin euroya aldık. Yani demek ki bunların içinde akıl olduğunda ve teknoloji olduğunda ülkeye çağ atlatabiliyor. Yani bizim buradaki bütün meselemiz işte turizmde yaparken veya başka şeylerde yaparken ana problemimiz ülkemizin zenginleşmesi. Zenginleşme problemi. Yani insanlarımızı zenginleştiririz öyleysek bu insan gezer, alışveriş yapar, o olur, bu olur. Yani onun için önce teknolojiye ağırlık vermemiz lazım. Yoksa katma değeri düşük malları yapmamız şey değil. Türkiye'deki 500 firmanın ilk 500'deki firmanın %30'u düşük teknoloji kullanıyor. Düşük teknolojiyle para şey yapıyoruz. Bir tane Pepsi'nin şirketiyle beraber Raffles mi ne var? O bizim neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısı kadar üretim yapıyor adamlar. Ya bu bir cipsle bir kola. Hani bir teknolojik bir ilaç değil falan değil. Ama organize olma. Yeni bir şeyler yapma. Ben evet, bunun... Teşekkür ederim Mete'ciğim. Şimdi Adem Bey bize ben daha üçümüze de son bir değerlendirme fırsatı. Evet, son sözleri alalım. Çünkü o zaman Hasan Fahim Bey, Sayın Vekil'imizle başlayalım. Sonra Sayın Mete Tetik'le devam edelim. Son sözümüze en sonunda ben de birkaç dakikayla bitireyim Adem Bey. Evet, buyurun. Uygun mu? Tabii Sayın Vekil'im, buyurun. Son sözlerinizi alalım. Estağfurullah. Şimdi geçen hafta ben bir paylaşımda bulunmuştum. Türkiye'nin salgın sonucu ortaya çıkacak ekonomideki olumsuzlukları gidermek için yapısal önlemler açısından neler yapabilir? Bu bağlamda düşüncelerimi paylaşmıştım kamuoyuyla. Sanıyorum İhsan Bey de aynı şekilde o düşünceleri tekrar bir özet olarak burada sizlerle paylaşmamı istedi. Öncelikle şunu bilmek lazım. Şimdi gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan ortaya çıkan tablo belli bir zaman dilimi içerisinde ancak iyileştirilebilir, toparlanabilir bir tablo. Bazı sektörler gayri faal duruma geçti. Yani faaliyet yürütemiyor şu anda. Yani ister istemez böyle bir durumda. Dolayısıyla onların ortaya koyduğu geri bağlantılar var. Örneğin turizm sektörünü durdurduğunuz anda bugün %40 civarında turizmin etkilediği sektörler var. Ulaşım sektörü bunlardan biri, gıda sektörü bunlardan biri, lojistikle ilgili başka sektörler var, sigorta sektöründen. Yani birçok sektörü %40 civarında onları da ister istemez etkiliyor. Dolayısıyla bu sürecin ortaya çıkarttığı ekonomideki ağır tablonun daha da derinleşmeden alınacak önlemlerle yönetilmesi yönünde ben bazı önerilerde bulundum. Sektör sektör bazı tavsiyelerim oldu. En büyük sorunumuz şu anda işsizlik problemi. Yani bu dünyada da şu anda çok hızlı bir şekilde artıyor. İster istemez Türkiye'de de en çok işsizlikle ilgili önlemler ne kadar alınırsa alınsın bunlar da mutlaka artıyor. Şimdi biz
Olağan koşullarda zaten işsizlikle mücadele etmekte çareler ararken, mücadele verirken bir de ortaya salgının ortaya çıkarttığı derin sorunlar, ekonomik sorunlar, piyasadaki talepteki daralmanın ortaya çıkarttığı sorunlar söz konusu. Şimdi işsizlikle ilgili neler yapılabilir, ne tür önlemler yapılabilir? Sektör sektör ele almak gerekir. Bazı sektörler şu anda hakikaten tarım, gıda vesaire gibi bu alanda çalışan sektörlerde bir sorun yok. Bilişim sektöründe keza aynı şekilde şu anda işler daha iyi. Hatta bazı sektörlerde avantaj bile ortaya çıkmış oldu. Ama bazı sektörlerde de çok ciddi sorunlar söz konusu. Ben şöyle bir öneride bulundum. İki tane modelimin iki ayağı var. Bir tanesi biz pandemi sigortası diye ifade edebileceğimiz ve zorunlu olarak aynı deprem sigortası gibi yönetmemiz gereken bir sigortacılık sistemi geliştirmemiz lazım. Bu yaşadığımız ani ve dramatik tablo bize böyle bir yöntem geliştirmeyi adeta mecbur kılıyor. Zira bugün örnek veriyorum, turizm sektöründe rezervasyon iptallerini sigortalayan ürünler var sigortacılık sisteminde. Ama pandemi, yani salgınla ilgili sigorta sistemi henüz daha buna cevap vermiyor. Neden cevap vermiyor? Çünkü deprem sigortası zorunluysa ve herkesten deprem olsun olmasın konutlardan deprem sigortası da primi alınıyorsa, aynı şekilde bu tür salgınlarla karşı karşıya kaldığımızda o sektör bu sektör demeden herkesin belli oranda zorunlu bir prim ödeyerek bir fon oluşturması lazım. Ortaya böyle hazin ve dramatik bir tablo çıkarsa salgın dönemlerinde bunu önleyecek, bunun daha doğrusu ortaya çıkarttığı sosyal ve ekonomik etkileri önleyecek, hafifletecek bir sigorta sisteminin devrede olması lazım. Şimdi birincisi bu sigorta sistemini, pandemi sigortacılığını sisteme katmamız gerekecek. Benim önerim bu. İkincisi, bir bakıma biz sektörlerde gelecekle ilgili eğer stoklayabileceğimiz bir üretim imkanı varsa, örnek veriyorum Kütahya'dan, bugün porselen olsun, efendim seramik fabrikaları olsun, ben bugün satamıyorum diye üretimden vazgeçmemeli. Bir şekilde bunların stoklarının tahvil konusu yapılarak, yani menkul kıymetleştirme konusu yapılarak stokların bir likidite sağlanabilir. Sen üretimden vazgeçme. Nasıl biz bugün kısa çalışma ödeneği adı altında işçiler çalışmasa dahi işverene olan yüklerini hafifletmek adına bir başka sistemi devreye sokuyoruz, kısa çalışma ödeneği gibi. Aynı şekilde firmaların borçlarını ödeyebilecek gelir akışını temin edecekleri, nakit akışında sorun çıkartmayacakları üretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayabiliriz. Örneğin maden sektöründe bu magnezyum olabilir, gümüş olabilir, kömür olabilir, demir olabilir, krom olabilir. Birçok maden varlığımız var, bor olabilir. Buralarda üretimi talep bugün yok diye kesmek yerine üretimi devam ettirelim. Burada oluşan stoğu bir şekilde menkul kıymetleştirelim. Bununla ilgili olarak değerleme SPK tarafından, sermaye piyasası tarafından mevzuat geliştirilerek bunlar da yapılabilir. Bunlar karşılığında varlığa dayalı bir menkul kıymet ihraç edebilsin firmalar. Bunu yaptıklarında bu ihraçları, tahvil ihraçlarını da gerek bankalar, gerekse Merkez Bankası bir şekilde satın alsın, piyasaya likiditeyi versin. Sonuçta bu üretim karşılığında olduğu için enflasyona da sebep olmaz. Ortada çünkü bir karşılığı var, üretim karşılığı var. Dolayısıyla ben diyorum ki stoklanabilir, dayanıklı üretim malları, otomobil, konut, bütün bu alanlarda ne varsa stoklanabilecek, bugün olmazsa yarın satabileceğimiz ne varsa hepsinin bugün üretimi devam etsin ve buna karşılık da stokların menkul kıymetleştirilmesi, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı firmalar tarafından yapılsın ve oradan elde edilecek fonla firmalarda bankalara olan vecibelerini, borçları varsa, kredi borçları varsa bunları ödeyebilsinler. Çalıştırdıkları personelin maaşlarını devlete ayrı bir yük vermeden yapabilsinler.
Evet. Tek tek sektör sektör bunları değerlendirmemiz mümkün. Bir son olarak bir şey daha söyleyeyim. Artık Türkiye vakıflar konusuna da daha farklı eğilmek zorunda. Bir başka açıdan baktığımızda biz vakıflara da ne kadar fazla ihtiyacımızın olduğunu bu dönemde gördük. Neden? Çünkü sosyal açıdan birbirimizle dayanışma yapmadan, karşılıksız yardımda ve bağışta bulunmadan böyle derin bir sorunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. Yani evet, bu işi sadece devlet yapsın, devletin üzerine bırakalım demek lüksümüz yok. Zaten bu bağlamda da biliyorsunuz, biz bize yeteriz Türkiye'nin başlığı altında bir kampanya düzenlendi. Şu anda 2 milyar TL'ye yakın bir kaynak toplandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından da bu ihtiyaç sahiplerine an be an aktarılabiliyor. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Vakıf kültürünün de daha sosyal açıdan desteklenecek, devlet tarafından da desteklenecek boyutlarına da bakmak, eğilmek lazım. Evet, teşekkür ediyorum. Mete Bey, son 1-2 dakikamız. Sayın Mete, bu şeyi ben de hatırlatmak isterim. Macaristan'daki Türk kurultayından bahsedersen memnun olurum biraz. Evet, biz orada Türkiye'yi de temsil ediyoruz Macaristan'da. Bu yıl Ağustos'un ilk haftasında vardı ama tahmin ediyorum herhalde bu bir sene daha ertelenecek gibi duruyor. Gene de biz bir ümitle bekliyoruz. Ben bu arada Hasan kardeşime bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'deki topraklarımızın %70'i devletimize ait. Şimdi biliyoruz ki hayvancılıktaki en büyük problem ucuza yem temin etme problemi. Öyle değil mi Hasan Bey? Evet, tabii. Ben diyorum ki devletimizin elindeki yerler, mesela Kütahya'dan örnek veriyorum, en az 2,5-3 milyon metrekare olmak kaydıyla 5-6 milyon metrekarede mısır, efendime söyleyeyim arpa veya yonca gibi şeyler ekilebilir sanayi halinde dönüşüp. Bunlar bir yerde paketlenebilir. Nedir mısırın fiyatı? 5 lira. Hayır, sen 3 liraya vereceksin. 1 lira da ben sana vereceğim. Bu şekilde köylümüz eline ucuz yem temin edebilir. Avrupa'daki et fiyatları bizdeki et fiyatlarından ucuz. Ama Avrupa'da 8 ay şeyde kalıyorlar. Dışarıda 4 ay içeride. Bizde de tam tersi. Yaklaşık 8 ay hayvan ahılda kalıyor. 4 ay dışarıda kalıyor. Dolayısıyla bizim ucuza yem temin etme gibi bir problemimiz var. Eğer devletimiz kiralama değil 5 milyon metrekare bedava dahi verse, hiçbir şey yapmasa, yani üzerinde dese ki bir su çıkar, bunu büyük bir tarım organizasyonu gibi düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en pahalı işçiliği olan Amerika'dan biz mısır alıyoruz. Demek ki bunlar bir şekilde bizden daha ucuza mal ediyorlar. Niye? Toprak adetleri çok. Ben Amerika'da gördüm. Bir adamın elinde 10 milyon 20 milyon metrekare şey var. Toprak var ve burada biçer döverlerle bu mısırlar, arpalar falan toparlanıyor, ekiliyor, biçiliyor. Böyle olursa hem yem sanayimiz hem de hayvancılık sanayimiz olur. Bu da benim acizane hayatta yapmış olduğum projelerden biriydi. Devletin elindeki atıl durumda ve hiçbir şey yapılmadan duran topraklarda uygun olursa su çıkarıp mısır, efendime söyleyeyim, arpa ve yonca gibi şeyleri paketleyip sonra kışın yem olarak yem sanayilerine vermek. Eğer Hasan Bey sağ olsun her şeyle ilgili bunun da olursa, biz öyle 5-6 milyon metrekare olursa ilk şeye biz talibiz. Desinler ki gidin burada siz büyük tarım yapın. Çünkü köylümüzün elinde 20 dönüm var, 10 dönüm var, 5 dönüm var. Bazı miras hukukundan sonra o ekmiyor, o ekmiyor, o ektirmiyor, bu biçtirmiyor falan. Böyle durumlar var. Bunun yerine hem toprak birliği sağlanmalı. Mesela köylerde var. Biz bazen burada arazi sattığımızda diyorlar ki işte şu tarım birliğinden izin almanız lazım. Buradaki küçük parçalı bölünmeler olmamalı. Belli bir zaman sonra toplanmalı. Eğer devletimiz 5'er milyon metrekarelik böyle 100 tane çiftlik yapsa, yani çiftlik dediğimiz hiçbir şey yok, sen bunları buradakilere gidip ekebilirsiniz deseler, buradan tonlarca mısır, tonlarca arpa, tonlarca yonca çıkabilir. Evet. Bizim Karacabey'de de çok güzel bir arkadaşımız yapıyor ve bayağı da başarılı bu işte. Büyük bir arazisi var. 5-6 milyon metrekare. Demek ki olabilir yani böyle bir şey. Bu da bize ilham verdi. İnşallah evet, Hasan Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Çalışsın inşallah. O daha o güzel yapar bu işleri. Allah razı olsun. Memleketine. Evet, teşekkür ediyoruz. Mete Bey.
Sayın Kinay, Sayın Müjdeye Vekilim, bakın çok buradan teşekkür söylüyorum. ediyorum. Biz Önümüzü açtık biraz. İlk biz Kütahya'da yapalım. Hasan kardeşim ilk defa biz İnşallah. Yapalım. Seninle iftihar ediyoruz. Her şey Kütahya için uğraşıyorsun. Eğer öyle bir şey olursa 4 milyon, 5 milyon veya 2,5 burada olursa bu tamamen Amerika'daki gibi Yeni Zelanda'da, Kanada'da olduğu gibi büyük bir sanayi halinde bu topraklar işlenir ve siz buna şey koyabilirsiniz. Biz alacağız bunu diyebilirsiniz. Bize getireceksin. Bunu 5 lira değil 3 liraya alacağız. Toprak bizim toprağımız. O zaman bu bunu kurtarır. Ama 5 dönümden, 10 dönümden, 50 dönümden hiçbir şey olmuyor. Geçen sene bizim 40 dönüm, 80 dönüm ekilen yerden 25 bin lira icra para geldi. Bu bir şey değil. Bunun yerine bunun daha büyük ölçekte yapılmasını ben teklif ediyorum, öneriyorum. Sizi bulmuşken. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, size de teşekkür ediyorum. İhsan Bey'e teşekkür ediyorum. Size de İhsan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sadece 1-2 dakika açtık. Yok, süremizi çok açtık. Bekleyen arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Aynen. Evet, çok teşekkür ederim. İki konuya çok kısaca. 23 Nisan Ulusal Egemenliğimizin 100. yılında gerçekten Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü çok kapsamlı bir şey hazırladı, işte şiir yarışmaları, şehit çocuklarını evlerinde ziyaret, işte 23 Nisan'da doğan, doğum günü 23 Nisan olan çocukları evlerinde ziyaret, öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret ve hediyeler götürmek, tüm öğrencileri telefonla arayarak bayramlarını kutlamak, başta söylediğim balkonları, pencereleri süslemek ve kaynaşmak, şiir yarışmaları video kaydıyla yapılacak. Birinci, ikinci, üçüncü madalya veriyor Milli Eğitim Müdürlüğü. Altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya. Biz de Sosyal Yardım Kültür Vakfı olarak, yönetim kurulu olarak kendilerine ilk 3 dereceye giren öğrencilere ödüller veriyoruz bu günümüzde, önemli günümüzde. Vaktimiz olsaydı ben 23 Nisan'la ilgili daha çok konuşmak istiyordum ama ikinci konuya gelince, sağlık çalışanlarımızı her programımızın sonunda alkışlıyoruz. Onların fedakarlığını, onların örnek çalışmalarını hep takdirle karşılıyoruz. Programdan önce eşimle, Zeliha Hoca Hanım'la sohbet ederken bana şunu söyledi. Dedi ki elbette sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz, takdir ediyoruz, çok duygulandırıyorlar. Ama onlara o teknik imkanları sağlayan, işte MR'dan tomografiye kadar, ne bileyim solunum cihazlarına kadar yerli ve milli üretim yapan, işte Aselsan'dan, Sanayi Bakanlığı'ndan, Bayraktar'dan, tabii Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve verdiği imkanlarla bu çoğu şeyler yapılıyor, üretim yapılıyor. O teknik imkanları sağlayan, o buluşları sağlayan kişi ve kuruluşlara da ben buradan çok kalbi teşekkürlerimi ve alkışlarımı iletmek istiyorum. Adem Bey, başta şahsın olmak üzere eski bir dostum olarak, meslektaşım olarak Ege bölgesinde değil sadece ülkemizin her yerinde bizim sesimizi duyuran, hatta yurt dışında bile bizim sesimizi ulaştıran Ege TV'ye şahsında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz. Seni de. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, siyasetenden bugünlük bu kadar. İzmir'de arkadaşlarımız şu anda bekliyorlar. Yayınlarımız İzmir'den devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Size iyi yayınlar. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum.